Of. Very good. Neredeyse yan yatacağız arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Daha da ineme. Devrilirim. Biraz korkusu olan insanlar yere düşeceğiz diye korkabilir. Avusturya'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Şu anda yanımda Subaru'nun Crosstek modelinin yeni versiyonunu görüyorsunuz. Birazdan off-road yapacağız. Ayrıca aracın yeni güvenli sürüş ekipmanlarını da test edeceğiz. Özellikle EyeSight'la beraber mesela yola bir çocuk çıktı diyelim. Bu çocuğu araç algılayıp otomatik olarak fren sıkabiliyor. Ya pek çok farklı güvenlik önlemi var. Mesela yapılan kazaların çoğuna baktığımızda genelde duran bir araca arkadan çarpmayı da görüyoruz. Bunu da test edeceğiz. Off-road özelliklerini de test edeceğiz. Ayrıca otonom gibi off-road yapma imkanı da sizlere sunuyor. Normalde inemeyeceğiniz, çıkamayacağınız yerlerde araç kendi kendine de inebiliyor. Sizin frene basmanıza bile gerek kalmıyor. Yani teknik özellikleri tabii anlatacağım. Birazdan içine de bakacağım. Ama daha çok aracın sürüş dinamikleriyle ilgili, neler yapabildiğiyle ilgili bir video olacak. Dilerseniz şimdi içine bakalım ve ondan sonra sürüşe başlayalım. Evet, şimdi yeni Subaru Crosstrek'in içine giriyoruz arkadaşlar. Yeni elektrikli koltukları görüyorsunuz. Özellikle bu koltukta yapılan iyileştirmeler sayesinde bir kaza anında kafada boşluk oluşması engelleniyor ve sizin kafanız daha az sarsılıyor ve daha az sarsıntıyla kazaları atlatıyorsunuz. Oldukça özellikle güvenli sürüş özellikleri geliştirilmiş aracın. İçeride bizi 11.9 inçlik oldukça büyük bir ekran karşılıyor. Normal kadranımızda da analog kadranı görüyoruz. Ortada bir tane dijital ekran var arkadaşlar. Hemen ön tarafta ekranın altında bir tane Type-C, bir tane AUX, bir tane de A tipi USB girişleri var ve kaç amper olduğu da yazmış. Mesela Type-C olan 3 amper çıkış veriyor. A tipi olan ise 2.4 amper çıkış veriyor. Bu arada koltuk ısıtma da mevcut. Deri koltuklarla beraber koltuk ısıtma da var. Elektrikli koltuk olduğunda söylemiştim arkadaşlar. Hemen burada 12 volt ve 120 watt çıkışı da bulunuyor. Buraya konumlandırılmış. Elektronik bir el freni var. Burada da zaten sürüş modları açık bir şekilde görüyorsunuz. Yenilenen direksiyonu da şu şekilde göstereyim bir önceki modele göre. Burada zaten güvenli sürüşle ilgili tuşlar bulunuyor. Burada direksiyon ısıtma tuşunu görüyoruz. Burada da daha çok multimedya özelliklerini kontrol edebildiğiniz tuşları görebiliyorsunuz. Bir de şimdi arka koltuğu göstereyim. Arka tarafta da bir tane USB A tipi, bir tane de Type-C çıkış var. Havalandırma menfezi bulunmuyor. Yine 3 amperlik bir Type-C, 2.4 amperlik de normal A tipi çıkışları görüyoruz. Koltuğun arkasında şöyle gözde bulunuyor. Bir tane de kol dayama da mevcut. Cam tavan yok ama şöyle bir sunroof da var. Bunu kendiniz açıyorsunuz. Onu da şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi böyle de bir sunroof'u var. Evet, şu anda Subaru Crosstek'in içindeyiz. Birazdan off-road modlarını sizlere göstereceğim. Şimdi önümüzdeki aracı bekliyoruz. Biraz da ben bu ekrandaki bilgilerden sizlere bahsetmek istiyorum. X mod var. X mod bu tarz arazi durumlarında aracı kullanmanız için size yardımcı olan bir mod. Burada mesela kirli bir karlı ortam ya da çamurlu karlı bir ortam ya da normal. Biz şu anda normal olduğumuz için normal alana gidiyoruz. Şu anda yavaş yavaş İlerlemeye başladık. Şu anda çok ciddi bir engelin üzerinden iki lastikle beraber geçeceğiz. Ben altı vurmasın diye kibarlık yapıyorum ama hiçbir sorun yok. Ve burada sizin hızlanma oranınız, açınız hepsi yazıyor. Şimdi mesela geriye alacağım. Geri dönüş kamerasını da görüyorsunuz. 4x4 olduğu için hiçbir sıkıntı olmadan geri çıkarken de şu anda mesela çıktık. Bu engeli başarılı bir şekilde açtık. Şimdi mesela D'yi alıyorum. Tekrardan İleri. Mesela şimdi karlı modu aldık. Burada biraz daha ivmesi arttı. Daha çok güç verdi ve çok daha rahat bir şekilde geçtik. Şimdi böyle farklı arazi yerlerinde devam ediyoruz. İkinci aşamadayız arkadaşlar. Çimene kadar olan gri yeri yatay bir şekilde ters döneceğiz arkadaşlar. Böyle bir saat yönünde döneceğiz. Hadi bakalım nasıl olacak. Bayağı da iyiymiş. Neredeyse yan yatacağız arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Bayağı başarılı. Böyle bir şey yok. Bayağı. Yani bir de şöyle biraz daha yukarı çıkıyorum. Yani biraz korkusu olan insanlar yere düşeceğiz diye korkabilir. Ben de baştan bir korkuyorum ama araba gerçekten son nokta olmuş.
Yani şu an açımı görüyorsunuz ve araçta hiçbir şey yok. Yani neredeyse kendi kendine sürüyor arkadaşlar. Very good. Go up. Here go up and slower and go here up. More up, more up. Yeah, yeah, yeah. Very good. Of. Very good. Otomatik frenlemeyi kapattıktan sonra bir sağdan bir de şimdi sol açıya geçtik. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir şekilde araç kendi kendini ayarlıyor ve off-road modunda gayet güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Böyle bir sağa bir sol yaparak gösteriyorum. Very good. Now stop the car. Okay. Şimdi arkadaşlar eğitmenimiz bir bilgi verdi. Şimdi arabanın şasisi %12 bir açıyla yamuk duruyor. Ama ona rağmen mesela ben de kapıyı açıp kapattığımda şaside herhangi bir burulma olmuyor. Arabanın tüm kapıları rahat bir şekilde açılıp kapanıyor. Yani arabanın şasisi arazi şartlarıyla uygunluk sağlıyor ve ayrıca normal işlevinde yerine getirmeye devam ediyor. Very good, very good. 27, 28 degrees. Very 25 good. Derece demin. The measure, yeah. Yes. Çok ciddi bir açı çıkıyoruz. Bayağı yüksek bir açıya çıktık arkadaşlar. Hiçbir sorun sıkıntı yok. Altı da vurmadı, sürtmedi. Bir sürtme sesi de gelmiyor. Bu kadar yerden yüksek durmuyordu ama hiçbir yere sürtmüyor. O açıdan başarılı buldu. Yeah, now we are going up this hill. And it's our first downhill 60% with lot of gravel and stones. Şu görmüş olduğunuz alana çok hızlı bir şekilde, rahat bir şekilde çıktık ve aniden frenle hiçbir kayma olmadan durabildik. Şimdi tepeye çıktık ve bu tepeden yavaş yavaş aşağı ineceğiz. Yeah, very good. One more piece, yeah. Arkadaşlar şu an gazdan ve frenden ayağımı çektim. Araba kendi kendine iniyor. Bir modu var, açı var, ayarladı. 3 ve 4 kilometre hızı geçmeden kendi kendine araç iniyor. Ben sadece direksiyonu tutuyorum. Onu da tutmasam iner muhtemelen. Şimdi yaklaşık bir 60 kilometre hızla böyle gördüğünüz dağlık bir yolda gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi hızlıca sola sapacağız. 40'la döndüm. Şimdi görmüş olduğunuz gibi tepeye çıkıyorum. Arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz yoldan çıktık. Yokuş çıktık. Burada durduk. Çünkü eğitmenimiz abi ineceğin yer burası diye bir göstermek istedi. Şöyle bir göstereyim size. Gayet dik bir açı. Ben yürüyerek inemem kolay kolay burada. Şimdi arabayla ineceğiz. Arkadaşlar şimdi o efsane yerden aşağı ineceğiz. X moddan dirt ve snow açık. Burada da kendi kendine indirmeyi açtık. Yani benim çok bir şeye basmama gerek yok ama ben gene garanticiyim. Gene bir frene basıyorum. Ne olur ne olmaz diye. Hadi bismillah. Şu anda 25 dereceden ayağımı frenden bıraktım. Araç kendi kendine iniyor. 4 kilometre hızla yine efsane olmuş. Ben böyle bir şey görmedim. Mesela 4'ten 3'e düştü çünkü burası daha dik bir açıyla oldu. Resmen kendi kendine indi. Böyle bir şey yok. Eğitmenimiz biraz seviyeyi zorluyor arkadaşlar. Neredeyse 100 dereceliden ineceğiz şimdi galiba. Öyle anladım demin. Hayırlısı bakalım. Bu zamana kadar korkmadım. Araba da zaten bir güven veriyor. Hani bunları ben yapmıyorum şu an. Araba yapıyor. Onu da söyleyeyim. Bir deneyeceğim. Şöyle bir inmeyi deneyin. Gerçekten çok dik. Daha da inemem. Devrilirim. Avusturyalarda ondan sonra şimdi euro ameliyat falan pahalı olur. Ben araçla ineyim daha iyi olacak. Başlıyoruz. Hayırlısı. Önümü henüz göremiyorum. Çok korkutucu. Ama araba değil. Görüntü. Freni yine bıraktım arkadaşlar. İlginç bir şekilde 5-4. Araç kendi kendini indirdi gene. Helal olsun. 25 dereceden fazla açı. Kendi kendine iniyoruz şu an. Yük dağılımları da gözüküyor. Yani neredeyse direksiyonu bile bıraksak olacak. Ayağım hiçbir şekilde pedalda değil. Evet. Bu alkış arabaya, bana değil.
Evet, off-road section bitti arkadaşlar. Ben gerçekten keyif aldım. Bu arada hani off-road yapan biri değilim. Bu konuda tecrübeli değilim. Onu da söylemiş olayım. Hatta en son 6-7 yıl önce Belgrad ormanlarında yapmıştım. Onun haricinde bayağıdır yapmıyordum. Ve araç o kadar size bir güven veriyor ki hani neredeyse inemeyeceğiniz, ayağınızla inemeyeceğiniz yerlerden usta bir şoförmüş gibi inebiliyorsunuz. Hani ben biliyorsunuz yalanı sevmem. Dediğim gibi tecrübem off-road noktasında efsane değil. Ha, hiç yapmadım değil ama dediğim gibi benden çok burada Subaru Crosstrek'in katkısı oldu. Gerçekten sürüş modları özellikle off-road noktasında oldukça başarılı olmuş. Ve biz bu garip arazilerden geçerken de aracın ne önü, ne altı, ne yanları hiçbir yere sürtmedi. Ağırlık dengesinde çok güzel yapmışlar. Hani bazı arabalar bir öne yığılır, bir arkaya yığılır. Öyle bir şey de olmadı. Gerçekten başarılı buldum. Burada yeni güvenlik önlemleri var. EyeSight. Onu deneyeceğiz. Şimdi 15-20 kilometre hızla aralarında gideceğim ve karşımıza bir çocuk çıkacak ve araç kendi kendini durduracak. Şimdi çıkmaya başladı. Hiç gaza kendim hiçbir şey yapmadım. Frene de basmadım. Araç kendi kendine durdu. Gayet güzel bir şekilde durdu. Şimdi devam ediyoruz. İleride bir tane daha engel var. En çok kazalar genelde arkadan bir arabaya çarpmayla oluyor. Şimdi onu da deneyeceğiz. Şimdi burada da 30'da gidiyorum. Hiçbir şey gene yapmadım. Araç kendi kendine algıladı ve durdu. Şimdi bir daha deniyoruz. Biraz daha hızlanacağım. Şimdi hızımı bıraktım. Çocuk geçiyor karşıdan karşıya. Çocuğu gene ezmedik. Çocuk çok şanslı. Şimdi mesela arabayı aç kapa yaptık. Şu anda hazır sistem ve tekrardan deniyoruz. 30'la gideceğim ve karşıda mesela bir nesneyi algılayacak ve araç kendi kendine duracak. Evet, algıladı ve ben yine hiçbir şey yapmıyorum. Gayet başarılı. Evet arkadaşlar, sürekli dört çeker moduyla beraber hem hızlı pistte tur attık, hem offroad denedik, hem de EyeSight sistemini denedik. Yola çıkan engellerle beraber araç otomatikman çok güzel, güvenli bir şekilde durdu. Evet, yeni özelliklerle beraber Crosstrek yenilenmiş. Ayrıca bir önceki modeli de test etme şansımız oldu. Yenisiyle bir öncekiyi kıyasladığımızda yalıtımda çok iyi geliştirmeler olmuş. Ayrıca yol tutuşu da çok ciddi gelişmeye uğramış. Mesela bir öncekinde lastik sesi aldınız, kaydığınız yerde yeni modelde herhangi bir şekilde kaymadan dönüşü başarabiliyorsunuz. Dediğim gibi standart incelemelerden farklı güzel bir inceleme oldu. Hem offroad yaptık hem de hızlı bir şekilde test ettik. Aracı nasıl buldunuz? Tabii 2000 motorla beraber geliyor, atmosferik mild hibritle de beraber geliyor. Ülkemizde biraz vergi dezavantajı olacaktır ama bu aracın sunduğu özellikleri, yetenekleri de piyasada pek çok araba sunamıyor. O yüzden bunun çok da bir dezavantaj oluşturacağını düşünmüyorum. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.